Herkese yeni bir video ile yeniden merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün açılışı evde yapıyorum. Bugün evdeyiz ve bahçede komşularla böyle piknik tarzı bir şeyler yapacağız. Annem yine poğaça yapıyor. En son videoda annemin poğaçasını tarifini istemiştiniz. Dün poğaça muhabbeti yapıyorduk. Komşular dediler ki biz senin poğaçayı hiç yemedik. Annem de işte o yüzden bugün poğaçayı tekrar yapacak. Kısır yapacağız. Sonra başka ne yapacağız anne? Kek yapıyor komşudan biri. Bir tane komşu da kek yapıyor. Bir tanesi kısır yapacak Ayşe öğretmen. Annem de poğaça yapıyor işte. Çay demleriz falan. Öyle güzel bir komşularla sohbet, muhabbet, oturulur, yenilir, içilir yani. Şimdi anneme gideyim size poğaçanın tarifini göstereyim. Burada da annem akşam yemeğini sabah erkenden yaptı arkadaşlar. Bamya yemeği bilir misiniz bilmiyorum. Annem böyle güveçte yapınca daha lezzetli oluyor. Dün güveçte patlıcan yapmıştık. Çok güzel olmuştu. İmam bayıldı. Burada da bugün bamya var. Şimdi poğaça yapmaya geçeceğiz. İri bamya seviyorum ben çok. Böyle hani çekirdekli olunca. Annem küçük bamya yemiyor. Tazeleri. Ben taze seviyorum. Annem de böyle çekirdekli ve böyle iri taneli biraz daha büyümüş bamyaları seviyor. Ben de minik bamyaları seviyorum arkadaşlar. Öyle yani. Akşam yemeği de burada hazır. Bir paket maya koydum buna. Bir kaşık toz şeker. Tamam. İki yumurta. Bir bardak yağ. Sıvı yağ bir bardak. Sıvı yağ evet. Onları şimdi karıştıracağım. Ondan sonra sütünü koyacağım. Hı hı. Karıştıracağım. Ondan sonra alabildiğini un koyacağım zaten. Tamam. Tamam mısın? Malzemeler bu. Süt? Süt sonradan koyacağım. Ben bunu bir karıştırmam lazım mayasını şeyini. Tamam. Bunu tarılarına. Dört bardak süt koydu annem şimdi arkadaşlar. Yetmezse ilave edecek miyim süt anne? Tabii ki. Ben su koymuyorum ya hiç. Hı hı. Hani mayasını ıslarken yarım bardak hemen. Tamam. Öyle kalan bir şey yapmıyorum anne için. Senin unun elenmiş zaten değil mi? Ben eriyip de koyuyorum bu poşete. Böyle şey kalkıyorum. Aynen. Annemin öyle bir özelliği var arkadaşlar. Eleyip öyle geri boşaltıyor paketini. Bence de daha sağlıklı. Bir daha uğraşmıyor sonra o kere. Uğraşmıyor. Ondan sonra uğraşmıyor. Alabildiğin onun oluyor artık bu. Alabildiğin evet kız. Poğaçayı yoğururken ben de BİM'e geldim arkadaşlar. Peynir yetersizmiş, peynir alacağım. Karabiber yokmuş, karabiber alacağım. Bir de gelmişken size aktüelleri çekeyim istedim. Of, hava aşırı sıcak bu arada. Bugün 43 derece falan Manisa. Yanıyoruz, yapacak bir şey yok. Yaz gününün kötü şeyleri sıcak. Ben çok sıcak sevmesem de. Öyle şimdi sizlere aktüelleri göstereyim gezerken. Şöyle hemen şu bölüme geldim arkadaşlar. Bakın çok güzel çeyizlikler var. Evlenecekler için. Masa örtüsü, çift kişilik pike. Hepsi çok güzel görünüyor. Ben de alacağım. Koyacağım kendime kenara böyle. Şu da çok güzelmiş. Bence hatta mavi daha iyiymiş. Burada böyle tatil için valiz düzenleyiciler falan filan. Şöyle bakın. Yine çorap düzenleyici. Aa, bunu şeyde görmüştüm. TikTok'ta galiba bir saniye. Bu çok güzel bir şey bu arada. Hemen size açıp gösteriyorum. İçine bakar mısınız? Her şey var. Her şey. Metresi, makası, işte neydi o? Çatal iğnesi, ölçüsü, düğmesi, ipleri falan her şey var. Gerçekten güzel. Ve fiyatı da uygun. 59 lira gerçekten çok iyi. Şu maviyi hemen alıp kenara koyuyorum arkadaşlar. Direkt kasaya götürelim bunu alalım. Fiyatını göstereyim size şöyle. 299 lira tek kişiliği.
699 lira çift kişilik. Tabii ki çift kişilik alacağım. Maviyi beğendim. Sizce nasıl? Ve kumaşı falan da kalitesi güzel görünüyor. Direkt alalım bunu. Burada da böyle plastik ürünler arkadaşlar. Tefal'in böyle servis seti varmış 5'li. Fiyatı da bence çok çok iyi. Bunu direkt almak lazım. Alayım mı almayayım mı kararsızım şu an. Ama 5 parça ve fiyatı gerçekten çok iyi. Böyle fakirin dördü bir arada çeyiz paketi varmış arkadaşlar. Fiyatını şu an bulmaya çalışıyorum ama göremedim. Ama hemen öğrenip şey yapacağım. Bilmiyorum, fakir hiç kullanmadım. Sizce nasıl? Yoruma yazarsanız sevinirim. Ona göre alacağım arkadaşlar. Evet, emekçi annem dediğiniz gibi arkadaşlar yine poğaça yapmaya başladı. Anne bu sefer hamur daha mı güzel olmuş sanki? Çok güzel. Gerçi geçenki de çok güzeldi evet. Ki en son yaptığımız. Hepsi güzel bence. Aynen öyle. Senin elinden olunca hepsi güzel bence. Şimdi Ayşe teyze ne yapıyorum bugün? O da sana kısır yapıyor. Ay evet, kısır da canım istiyor benim kaç gündür. Ya en son Ezgi'deydik ama yine canım istedi anne ya. Vallahi kısır çok güzel bir şey. Her gün olsa yerim. Aşağıda şimdi hep beraber komşularla bir. Hı hı. Hem akşam sefası yapacağız artık. Nasıl? Ay kalbim olur? Sıkıştı. Neden? Ne bileyim, arada batar giriyor ya. Kansızlıktan. İşte. Neydi o? Kısır, poğaça, kek. Bir domates falan keseriz anne. Evet. Turşu koyarız. Bahçemizden domatesler. Oo, mis güzel gibi. Anne bahçedeki şeyleri hiç göstermedik domatesleri. Birazdan güzel gösterelim. Seni yetiştir. Şimdi şu an bahçede dökülmüş var mı mesela? Olmaz mı? Bir ara gidelim de o bahçeyi de çekeyim, göstereyim çek ya. Sen anne geldin de biz çekmedik mi? Çekmem dedik. Ne diyeceğim? Yarın gideceğiz akşamüstü. Akşamüstü gitmeseniz keşke, ben de giderdim işte bak. Hayır. Sabah erkenden gitseniz ben de gelebilirdim. Erdal amcanın şeye gidiyor ya. Hı, doğru. Tamam, bir gün 8-4 olduğunda akşamüstü beraber gidelim. Aynen öyle yaparız kızım. Pazar günü gidelim mi anne? Gidelim. Tamam. Şimdi sen onları yapmaya devam et anne. Bezeler bitsin, sonra işlerini yapacaksın değil mi? Evet kızım. İşlerini hazırladım zaten. Evet, işi de burada hazır, göstereyim. Şöyle peynir var. Baharatlar. Bir de maydanoz mu doğradın? Maydanoz doğradım kızım. Tamam. Ayşe teyzeni göstermedin hiç ya. Baksana bir yer. Ayşe teyzem birazdan gösteririz anne. Tamam.
Bizimkiler şimdi iki kişi oldular arkadaşlar. Poğaça yapmaya. Şimdi Ayşe ablam da yardım ediyor anneme. Biri koyuyor, biri kapatıyor mu? Şimdi ikinci tepsi o değil mi? Piştikten sonra da tepsilerin hepsini böyle üst üste koyup böyle gösterelim. Öyle yapalım. Ne kadar çıktığını, aynen öyle. Şimdiden korktu gibi pişirdiniz bir tane ya, fırın mı ısınıyor? Daha kısır yapacağız. Çay demleyeceğiz inşallah, bakalım. Tabii ben çay içmiyorum da olsun, içeriz herhalde poğaçanın yanında. Yani içilir de çok sevmiyorum ben çay kahve ya. Evet, bizim komşuluklarımız böyle güzel arkadaşlar. Annemin komşulukları, arkadaşları hepsi sağlam yani. Evet arkadaşlar, birinci tepside pişti. Çok güzel görünüyor. Elinize sağlık kızlar. Afiyet olsun. Bakın nasıl puf oldu, şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi daha yumuşacak da yumuşayınca göstereyim. Şimdi sıcak olduğu için dokunamıyor. Evet arkadaşlar, poğaçalar. Hepsi böyle bol bol. Anne yeter değil mi bunlar kız? Kız yeter be. Ha şimdi size şeyi göstereyim arkadaşlar. Bakın pufluğunu. Tarifi hiçbir yerde yok. Sadece bizde, annemde. Cidden annemin yaptığı gibi bence poğaça kimse yapamaz değil mi Ayşe abla? Aynen. Cidden bakın şuna. Çarşı poğaçası halt etmiş. Çarşı poğaçasıymış. Yok pratik poğaçaymış. Aynen, yok. Aynen. 6 dakikada poğaça, 5 dakikada poğaça. Bunların hiçbiri bu annemin mayalı poğaçasının yerini tutmaz arkadaşlar. Gelin size de yapalım. Beraber yiyelim. Bize afiyet olsun şimdiden. Evet arkadaşlar, hazırladıklarımız böyle burada. Burada böyle poğaçamız var. Burada kısır var. Burada domates kesmişler Ayşe ablalar. Burada da kurabiyemiz var. Annem de turşu çıkarmış. Şimdi çay falan gelecek. Hazırlıklarımız böyle. Umarım beğenmişsinizdir sizler de. Aradım, cevap vermedi dedi. Onu Hacı abiye aradım. Dedi ki şimdi geldim bahçeye. Nalan teyze. Ben bir sene öyle dedim de. Aa, kek de varmış ya. Bu neyle? Senin de kırmızı biber doğramış onu. Havuçlu cevizli mi? Havuçlu tarçın mı? Öyle bir şey galiba. Yok. Dedim ki şöyle tabaklarımızı da göstereyim arkadaşlar. Gel. Evet, biz bizimkilerle aşağıdayız arkadaşlar. Nalan teyzem burada. Cevabını düzeltiyor annem. Yoklama mı çekiyorsun? Evet, yoklama çekiyorum. Gülşen teyze. Evet, burada Selma abla, Selver abla. Burada da İsmail Ege. İsmail Ege, bay bay. Bay bayım. Alo. Öyle, sofra faslı bitti. Bakın arkadaşlar, hiçbir şey kalmadı. Bitirdiniz mi anne hepsini? İyi, güzel oldu. Elinize sağlık. Gösterdim ya. Gösterdim. İsmail Ege bay bay gidiyor ama. Ay kelli bir yapıyor. Öpücük at. Aferin sana. Şimdi birazcık AVM'ye gratis'e geldim arkadaşlar. O kadar güzel şeyler indirimde ki. Bakın mesela şu Marsilya'sın duş jelleri 120 liraya düşmüş. Çok iyi. Ben ondan en çok sevdiğim şu çilekli olan. Bir de vanilyalısı vardı galiba. Aynen şu. Pardon şu. Aynen. İkisi aynı gerçi de. Vanilyalı olanı çok güzel. Bir de Duru'nun duş jellerini çok beğeniyorum. En son hangisini almıştım ben Duru'nun? Bir saniye. Okyanus esintisi vardı galiba ama ondan göremedim. Duş jellerinin hastasıyız yani. Aa, bu arada kamera görüntüsü o kadar güzel ki. Sıvı sabun kokularına çok seviyorum. Hatta en sevdiğim böyle Hindistan ceviziyle. Bu bademli mi? Yok, bademli değil. Başka bir şey vardı. Ha şu Hacı Şakir'in mesela. Şu kokusu. Saf temiz böyle beyaz sabun kokuyor ama ev sabunu çok güzel. Tavsiye ederim. Onun da fiyatı 58 lira. Bakın böyle Gratis'in kendi markası. Miseller suları, makyaj temizleme suları 65 TL'ye düşmüş. Çok iyi. Şöyle banyo litleri. Bunlar çok güzel çizmiyor vücudu. Tavsiye ederim. Büyük boymuş. X'ler. 27,5. Öyle AVM'de dolandım şimdi arkadaşlar. Eve gidiyoruz geç olmadan. Eve gittiğimde tekrardan görüşürüz zaten.
Evet arkadaşlar, uzun bir oturmanın sonucunda saat şu an kaç biliyor musunuz? 12.40 geçiyor. Pardon, çeyrek geçiyor dedim. 1 olmak üzere. Ve biz daha yeni dağıldık değil mi anne? Evet ya, güzel geçti. Güzel geçti, evet. Evet. Güzel geçti arkadaşlarımızla. Annemin arkadaşları, komşuları da arkadaşı zaten. Hepsi arkadaş sayılır. Sayılır arkadaşları. Konuşamadım gece. Bayağı uzun uzun oturduk, sohbet ettiler, çay içtiler. Ben dışarı gidip geldim. Kaç saattir oturuyoruz anne? Sabahtan beri mi? Öğlenden beri mi? Ayşe teyze. Hep 2'de. Annemlerin buluşma saati 2'de arkadaşlar. Ayşe teyzenle biz 2'de buluşuyoruz. Ondan sonra oturuyoruz. Ne zaman canımız isterse o zaman dağılıyoruz. 12 olur, 1 olur. Bizim öyle. Ama yine de güzel geçti değil mi anne? Çok güzel geçti. Bizim Allah razı olsun komşuluklarımız, annemin arkadaşlıkları hepsi çok sağlam ve güzel arkadaşlıklar. Yani evet, Allah herkesin nasip etsin. Güzel. Amin. Umarım biz... videomuzu beğenmişlerdir değil mi anne? Beğenmişlerdir kızım. Güzel ne var? Doğal ortamı çekiyoruz. videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bu arada YouTube'da yorumlar bölümüne girdiğinizde yorumlara tıklamadan hemen yorumları sola kaydırıyorsunuz. Hype puanı diye bir şey var. Oradan da bize puan verirseniz videomuz daha çok keşfete düşüyor ve izlenme sağlıyor bize. Hype puanı vermeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet, unutmasınlar kızımın kanalına. Ne kadar çok teşekkür ederim anne. Ne kadar çok abone ve beğeni, o kadar çok öne çıkarma. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.